hapsediliyorlar ya bir anlamda. Hapis cezası veriliyor. Evet. Peki Onur Akın magazini ne kadar takip eder? Yani cevabı biliyorum da gene bir çok sorayım. Az. Çok az. Evet. Ahmet Kural'la Sıla arasında olanları biliyorsunuz ben, ama değil mi? Şimdi ben Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin yönetim kurulu üyesiyim. MYÖRBİR'in. Yani 5. dönemdir. Aynı yönetim kurulu seçiliyoruz. Bütün üyelerimiz bize o teveccühü gösteriyor ve o güveni duyuyorlar bize karşı, bizim yönetim kurulumuza karşı. Burhan Şeşen, Belki Sakkale, Elif Akbayram, ben, Hüseyin Turan, Metin Özülkü, Tolga Sağ ve Suzan kardeş. 9 kişiyiz. Yani Suzan 2. dönemine giriyor. Hüseyin de 2. dönemine giriyor ama geçmişte Kubat vardı. Kubat 3 dönem birlikte çalıştık. O ayrıldı. Süyavi vardı. O ayrıldı. Yani Sıla'yı bu yani kötü olay başına geldiğinde ben aradım direkt kendisini ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim ve her zaman yanında olduğumu, böyle bir şiddete karşı olduğumu, yani bir Sıla olması sebebiyle değil ama bir kadına uygulanan, yani bütün şiddete karşıyız ama kadına şiddet çok yaygınlaştı maalesef. Bu şeyi ben kınadım ve o da çok teşekkür ederim Onur abi dedi. Bu arama beni çok mutlu etti. Ben bu noktada her zaman pozitif ayrımcılık yapıyorum. Hem kız babası olarak hem de erkek olmama rağmen hayata biraz daha feminist bakan bir insan olarak. Kadınların pozitif olarak bu noktada pozitif ayrımcılık uygulanarak onların yanındayım ben her zaman. Mağdur olan yanındayım ve bu şiddetin karşısındayım. Ve Ahmet Kural'ı kınıyorum. Buradan da kınıyorum. Ama tabii olay bir dava var, işte şey var, yargılanıyor falan filan ama sonuçta Sıla'nın uğradığı şiddeti ben yakın avukat da benim hem hemşerim hem benim çok sevdiğim kardeşim. Ondan bir sürü şey öğrenerek böyle şey yaptım. Aradım Sıla'yı da. Gerçekten böyle bir olay yaşanmış. Bu anlamda ben Ahmet Kural'ın da bir daha böyle bir şey yapmaması adına gereken cezayı alması taraftarıyım. Şimdi mahkeme de böyle dedi. Gerçekten böyle bir olay yaşanmış dedi değil mi Ali abi? Evet. Rezan Ahmet Özdemir buradan evet bir sürü şey anlattı bana ya, belki çoğu insan bilmediği şeyleri gerçekten ne böyle anlattı? O burada açıklayamam tabii, o ben mahkeme şeyin avukatı kendi belgeleri yaşandığını sadece anlattı, gerçek Onur abi dedi böyle bir şey yaşanmış dedi, o kadar. Yani zaten o şiddete maruz, çok ciddi bir şiddete maruz kalmış kızcağız, evet Sıla. İnsanların aklında şöyle bir soru var ya, hani Sıla çok güçlü, kuvvetli bir kadın. Sadece fiziki manada söylemiyorum. Sosyal statü anlamında, sanatta geldiği yer mi anlamında. Hani nasıl Sıla bunu yaşar gibi bir soru işareti var insanların aklında. Hatta çoğu insanın inanamama sebebi oldu belki bu mağduriyete. Yani niye yaşamasın ki? Sıla da sonuçta bir, yani hem fiziki olarak bir erkekle baş edemez, en güçlü kadın bile. Yani o erkekte o zihniyet varsa, uygulamak isterse o şiddete maruz kalabilir bir kadın. Olay Sıla'da değil, olay erkekte. Erkeği kafa yapsın, erkeğin zihniyetinde yani. Sıla'nın sadece doğru yaptığı şey bu olayı örtbas etmeyip açığa çıkartması ve bu olayı teşhir etmesi. Bu asıl Sıla'nın gösterdiği en büyük cesaret bu. Yani eyvah bana bir şey olur, bilmem ne olur, şöyle düşünürler, böyle düşünürler. Kendimi bu duruma düşürmeyeyim, yani şiddete uğramış, dayak yemiş bir kadın pozisyonuna düşmeyeyim. Yani bu tip böyle şey hesaplar yapmayıp, evet böyle bir şey yaşandı, uygulandı ve ben bu şiddete karşıyım ve bu insanı ben teşhir ediyorum deyip mahkemeye gitmesi Sıla'nın yaptığı en doğru tavır. En açık ve dürüst tavır. Bu da örnek olması lazım. Gizlilik saklı kalmaması lazım bu tip şeylere. Şimdi Ali abicim, bence Ahmet Kural da Sıla da bir sınav veriyorlar. Tüm Türk halkının önünde, adaletin yanı sıra. Bu sınav mahkeme sürecinde de devam etti. Mahkeme çıkışında da her ikisi kapıda açıklamalar yaptılar. Biz o sırada yayındaydık. Yayından sonra sen her ikisinin de açıklamasını görmüşsündür. Sonra sosyal medyada da paylaşımlar oldu. İstersen onları verebiliriz. İstersen vermeden direkt yorumunu yap. Evet. Merak ediyorum. Mahkemeden sonraki sınavı nasıl verdi her ikisi de? Mahkemeden sonraki sınavı bence Ahmet Kural sınıfta kaldı. Bence de. Yani o güne kadar kendine karşı bu haksızlığa mı uğruyor acaba diye düşünenlerin kafasındaki soru işaretini kaldırıp, yani bu kadar da olmaz, belden aşağı vurulmaz dedirten bir hamleleri yaptı. Haklı olsan bile bazen haksız duruma düşersin. Ağzından çıkan sözler nedeniyle. Yani şimdi bir olay aralarında oldu. Kesin ve net. Ne olduğunu bilmeyiz biz.
Bu açıklaması birazdan okursak ya da evet. okuyalım mı şimdi? Oku. Bilmiyorum. Ne istersin? Şimdi önce Sıla'dan bir açıklama geldi. Kısa bir açıklama. Sıla'yla gidelim madem. Evet, Sıla'ya verelim önce. Önce Sıla Atalet. Dedi ki mahkeme çıkışındaki konuşmalarını sen bize anlatırsın abi kaldığımız yerden. Ama sosyal medyadaki paylaşımlara gelince Sıla diyor ki türlü iftiralara uğradım. Sağlam kalmak çok kolay değil. Ama bugün adalet beni yüreklendirdi. Mutluyum. Ay bu mahkeme çıkışı konuşmalarını okuyorum şu anda. Bir saniye. Şunları paylaştı. Ha tamam. Bu sosyal medyası. Evet. Aa bir saniye bulamıyorum. Ali abi buradan mı okuyayım? Tamam. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var demiştim birkaç ay önce. Çok örselenmiş, çok kırılmıştım. Susmak kolaydı, ben zoru seçtim. Avazım çıktığı kadar bağırıp susan binlerce kadının sesi olmak istedim. O evet. kadınların yaşadığı ne varsa yaşadım. Yalanlar, iftiralar, algı operasyonu, toplum değerleri üzerinden beni sosyal lince kalkışmalar. Ama ben tek bir şeye, adalete yani doğruya güvenmeyi seçtim. Yalansız, dolansız, bazen başıma geleni anlatırken çakıl taşları yutarak ama hep adalete inanarak ve sessiz kadınların gözlerinden güç alarak. Bugün Adalet Sarayı'nın önünde konuşurken yine binlerce kadındık. Bu süreçte yanımda olan, sesim olan herkese çok teşekkür dedi. Çıkışta da böyle söylemiş. Biraz zaten. Dediğim adalete inanıyorum. Beni yanıltmadı. Cesareti gösterdi gerçekten Sıla. Evet, gelelim şimdi Ahmet Kural'ı niye kaybetti dediğimi. Ahmet Kural peki sosyal medyası ne dedi? Çıkışta da açıklamaları oldu. Çok şaşırmıştık. Ama sosyal medyasındaki paylaşım, az önce ekrana verdiğiniz paylaşımı verelim. Evet. Bugün hukukun temel ilkelerinden olan adil yargılanma ve savunma hakkı ilkeleri tamamen yok sayıldı ve tarafıma hiçbir şekilde söz verilmedi. Duruşmada hazır bulundurduğum tanıklarımın dinlenmesi taleplerimiz reddedildi. Olayın aydınlatılması ve çelişkilerin giderilmesi için ve haklılığımızı ispat edeceğimiz için toplanmasını istediğim tüm delillerimin de reddedilmesiyle hakkımda ceza kararı verildi. Ancak hatırlatmak isterim ki burada ceza alıyor olmam suçlu bulunduğum anlamına gelmiyor. Bu dava henüz bitmedi. Hukuki olarak avukatlarım bir üst mahkemeye gidecek, verilen bu karara itiraz edecekler. Düşünün ki karşı tarafın çalışanı olan tanıkları dinlenmiş ancak görgü tanığı olan ve Sıla'nın o gece evden sakin bir şekilde çıkıp gittiğini gören karşı komşum duruşmada hazır edilmesine rağmen mahkemece dinlenmedi. Avukatım Sibel Aydın'ın da mahkemede söylediği gibi eğer tek taraflı beyanlar sadece karşı tarafın tanıkları dinlenerek karar verilecek idiyse neden duruşma yapıldı anlamak mümkün değil. Mahkeme kararını yazıp bana tebliğ edebilirlerdi. Bu durumda birileri çıkıp lütfen bana anlatsın. Hakkınızda bir suç isnadı var ve kendinizi savunmanıza izin verilmiyor. Deliller yok ediliyor ama yine de adalete olan inancımı yitirmemeye, umutlu olmaya çalışıyorum. Ben bu davanın arkasındayım. Tekrar tekrar söylüyorum. Kimseye şiddet uygulamadım, hakaret etmedim, kimseyi tehdit etmedim. Haklılığımı ispat etmek için sonuna kadar savaşacağım. Her vatandaş gibi hakkımı aramaya devam edeceğim. Hepimizin adil yargılanma ve savunma hakkı olduğunu hatırlatarak adaletin tecelli edeceğine inanıyorum, dedi. Vallahi iki cümlelik bir özetle geciştirebilirdi. Yerel mahkeme üç konuda beni suçlu gördü ama ben günün sonunda adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Yanlış karar Bağdat'tan dönecektir, bu da şeyden dönecektir diye. Bu sadece onunla yetinmedi. Çıkışta Sıla'nın şiddet kullanmayı sevdiğini, işte başka türlü bir alışkanlığı olduğunu gibi şeyler söyleyerek çıtayı çok aşağılara indirdi. Sonuçta bir yargılama yapıldı. Evet, ilk mahkemede gerçekten söz hakkı vermedi, savunma hakkına saygı duyulmadı gibi haklı gerekçeleri de olabilir. Bunu temiz bir üst mahkemenin vereceği karar bu. Bir üst mahkemede sana aynı cezayı onlarsa ne olacak? Ne diyeceksin? Evet. Bu kadar basit. Şimdi abi Ahmet Kural'ın çıkıştaki o çıtayı düşürdü dediğin açıklamaları şunu ispat olarak da gösterildi. Gördünüz mü, öfke kontrolü yok. Kendini kontrol edebilen bir adamın akil konuşmaları değildi çıkışta bak, olanlar. İlk, mahkemede olanlar da keza öyle ilk diyorlar. İlk duruşmada çıkıştaki Ahmet'in yani savcılık ifadesini aldı. Çıkıştaki Ahmet Kural'ın beyanlarına bakarsan yüz ifadesinde yani bu krizi doğru yönetemediğini
Oradan çok net görüyorsun. Yani o surat birden ekşiyor, çok sert bir laf ediyor. Gerek yok. Konu yargıya intikal etti. Adaletin gerisi parmak acımaz. Ben suçsuzum. Suçsuzluğumu da kanıtlayacağım gibi yani suçlanan tarafsın. Savunma yapman lazım. Suçlananın atağa geçmesi şık bir şey değildir. Doğru bir şey değildir. Avukatın yapacakları vardır. Avukat yapar. Yani ben yani Türkiye gibi yılda 400'ün üzerinde kadının erkek şiddetiyle öldürüldüğü bir ülkede toplumun kanaat önderlerinin kadını erkeği fark etmez bu şiddet dilinden, şiddet eylemlerinden ısrarla uzak durması gerekiyor. Çok net bir şekilde ortada anladığım kadarıyla bir kuru sulu içecek sıkıntıları var. Dur bir saniye, ne demek kuru? Sulu içecek, içki, kuru içecek. Ha, kurusu. Böyle bir şeyler var. Ali abi, Ali abinin rütü, Aleyhiboğlu rütü. Kuru içecek, sulu içecek. Orada karıştırılınca ortaya başka bir insan portresi çıkıyor. Umarım bundan taraflar günün sonunda adaletin tecelli ettiğine inanır. Olacağına da inanıyorum. Heh. Ama yani bu mahkemenin yerel mahkemenin verdiği kararda dışarıdan baktığım zaman bozma gerekçeleri oluşabilir ama sonuç itibariyle bu şiddet konusu biraz sıkıntılı. Ne de yani şeyli bir konu. Yani öyle ben beraatin çıkacağını sanmıyorum oradan. Yani tehditten çıkabilir beraat. Çünkü tehdit sonuçta iki kişi arasında olmuşsa bunun ispatı nasıl yani? Duydum diyordu ya abi, hani bir tane komşusu Sıla Leyne tanıklık yaptı, evet. Biliyorsun. Abi yani ben iki kız kardeş. Evet, yan komşu. Evet. Onur Akın'da neler var aslında, o daha neler biliyor da çözemiyoruz. Evet, peki, tanıkları var, doğru. Tanıkları var. Yani şunu duydum, şöyle ifadeler oldu, seni geberteceğim, buradan çıkmayacaksın falan gibi şeyler yansımıştı. Hayır ben şimdi ama diyorsun ki bunlardan şey olabilir yani. Hani buradan beraat edebilir. Yani orada karşı taraf da diyor ki biz bir üniversiteye burada bir bilirkişi raporu hazırlattık. Buradan ne kadar bağırırsan bağır o eve ses gitmiyor. Hı hı. Mahkeme bunu dikkate almadı. Anlatabildim mi? Evet, ortada bir şahit var. Ben rahmetli Sami Başaran'ın öldürülme olayında Cemal Sincar yargılanıyordu. Ben o davada tanıktım. Ben o davaya gidince yalancı şahidin ne olduğunu kulaklarımla, gözlerimle gördüm. Yani bir odaya üç kişi mi çay vermeye, biri çay sormaya, ne içersin diye sormaya gelmiş. İkincisi çayları getirmiş. Üçüncüsü boşları almış. Boşları almaya gelmiş. Üçünün de söylediği dil aynı olunca yani orada hakim demiyor ki ya pardon bu nasıl bir yerdir burası ki bir çayı üç kişi böyle biri getiriyor birisi barışı. Yalancı tanığın ne olduğunu gördüm orada. Anlatabildim mi? Yani bazı şeyler iki şahitliği pek götürürler insanı derler ya. Yani bu Ergenekon, Balyoz süreçlerinde de bu yalancı tanığın, uyduruk tanıkların, gizli tanığın ne haltlar karıştırdıklarını gördük. Onun için birebir canlı tanıklara bile kolay kolay inanmıyorum ben. Kusura bakmayın, güveni bitmiştir o konuda.